Kendinin kullandığı araca yanaşıyor olması. Zaten çok kısa bir tartışma yaşıyorlar burada. Tartışmadan sonra öldürülen kişi arabasının camını ve kapısını güvenliği için kilitleyip ondan kurtulmaya çalışıyor ama tetikçi hemen aracın diğer tarafına dönerek açılan diğer kapıdan maktule önce göbeğine yani vücudunun çeşitli bölgelerine iki el ateş ettikten sonra birazdan kapı açılacak, kaçmaya çalışıyor artık yaralı olduğu halde ama gücü takatı kalmadığı için düşüyor ve tetikçi arabanın arkasına dönüyor, bir elde kafasına sıkıyor burada tam bu anda. Tam öldürdüğüne emin olduktan sonra olay yerini terk ediyor. Bu kadın kimdir? Efendim? Kadın kimdir? Kadın öldürülen kişinin imam nikahlı eşi. Yani beraberler aynı araçla gelmişler ve onun yanında öldürülüyor. Burası adam. Neresi? Şimdi baştan onu anlatmak lazım. Karışmasın için ben özellikle rica edeceğim. Sizden hani anlamadığınız bir nokta olursa hemen sorun. Orayı aydınlatayım. Çünkü dosya gerçekten çok karışık. Seyirciden de normal dikkatinden bir tık daha dikkat etmesini rica ediyorum. Çünkü anlaşılması açısından burası çok önemli. Şimdi bu olay gerçekleştikten sonra ajanslara hemen ertesi gün bir haber düştü. İki aile arasında çıkan kavgada alacak verecek meselesi yüzünden Mehmet Mahsun İleri'nin faili belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürüldüğü söylendi. Ajanslara servis edildi ve dosya bu şekilde kapatıldı. Ama hemen ertesi gün aynı dosyaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirilince gazeteci olarak tabii dikkatimizi celp etti bu haliyle. Fakat ulaşamıyorduk bir türlü dosyaya. Ta ki duruşma başlayıp iddianame hazırlayıp ailenin de bize ulaşana kadar. Biz dosyaya ulaştıktan sonra anladık ki bunun iki aile arasında olan bir alacak verecek meselesinden ziyade çok daha derin bir yapının, hatta dosyada subayların, komutanların, polislerin, korucuların geçtiği, suç duyurularında bulunulan çok daha karmaşık bir dosyaya doğru gittiğini gördük. Başından döndürebiliriz arkadaşlar. Ruşen şöyle başlayalım. Peki orada o tetiği çeken kişi kim? Önce onun bir profilinden söz edelim. Tetiği çeken kişi şu an zaten dosyada tek tutuklu olan ve tek ifadesi yani dosya tek sanıklı bir dosya. Ve o dosyada tutuklu olan Erdal Hükenek adlı bir şahıs. Fakat bu Erdal Hükenek'in profili çok ilginç. Erdal Hükenek 2018 yılındaki yerel seçimlerde AKP'nin Özalp Belediye Başkan adayı. İlk orada görüyoruz kendisini. Özalp'ta adayı profili var. Adayı başvurusunda bulunuyor. Daha sonra işler çetrefelleşmeye başlıyor. Erdal Hükenek kendi Twitter hesaplarından kendisini daha sonra AK Parti İpek Yolu ilçe başkanı olarak tanıtıyor. Hatta insan haklarının birim başkanı olarak. Neden tanıtıyor diyorsun, öyle değil mi? Onu anlatacağım. Daha sonra 2018 yılından 2019 yılına geçtiğimizde bu kez Tuşba, AKP'nin Tuşba merkez ilçeleri bu ikisi de. Tuşba ilçe başkan yardımcısı olarak kendisini tanıtıyor ve ilginç tarafı Van'ın Özalp kaymakamını kutluyor. Makamında hoş geldin ziyareti yaparak bu sıfatla kendisini tanıtıyor ve kaymakam ziyaret ediyor. Bizim AK Partili Vanlı yetkililere sorduk. Onlar kendi sistemlerinden araştırdılar. Böyle bir adamın daha önce AKP ile hiçbir ilişkisi olmadığını, ilçe başkan yardımcılığı olmadığı ortaya çıkıyor. Üye bile değil. Üye bile değil ama 2019'da sınırın sıfırında olan bu önemli Özalp, bu az önce bahsettiğimiz mültecilerin, hatta o sınırda uyuşturucunun, botoksun, her şeyin geçtiği sınıra olan Özalp'ın kaymakamını yani Özalp Mülki İdari Amirini AK Parti Tuşba İlçe Başkan Yardımcısı olarak ziyaret ediyor ve kaymakam da uyanmıyor veya bunu araştırmıyor. Daha sonra anlıyoruz böyle bir görevi de yok. Fakat Erdal Hükenek aynı zamanda 2020 yılında yine Özalp'ta sınır kapısı, İran'ın sıfır noktasındaki sınır kapısında silahlı olarak özel güvenlik memuru olarak işe giriyor. Gümrükte. Gümrükte. Yani sınırda aslında bir özel güvenlik memuru olarak çalışıyor, kadro olarak çalışan biri. 2020'de işe giriyor. 2020 son ayında. Ama orası zaten küçük bir sınır diye biliyorum. Ben Özalp'e gitmiştim yani bilmiyorum değişmediyse. Sınır küçük ama icraat çok büyük. Yani Türkiye'ye giren neredeyse bütün uyuşturucunun özellikle Balkan rotasında giren bütün uyuşturucunun hatta oradan Avrupa'ya giden uyuşturucunun da girdiği ana merkezlerden biri. Tam ne sakıncası var? Şaibeli bir durumu mu var onun? Onu anlatıyorum. Daha sonra hemen şuna bakayım. Özel güvenlik geçici kimlik kartı alıyor kendisi. 12.01.2021'de geçici kimlik kartı imzalanıyor ve silahlı olarak işe girmeye başlıyor. Aslında kendisine yani bu tetikçiye ilk silah resmi olarak bu şekilde sağlanmış oluyor. Fakat mesele şurada, dördüncü maddede diyor ki
hakkımda yapılacak güvenlik soruşturmalarından herhangi birinin olumsuz olması halinde bana verilecek kimlik kartını özel güvenlik şubesine teslim edeceğime ve bununla ilgili hiçbir hak talep etmeyeceğime taahhüt ederim diyor ama Erdal Hükeney'in aynı zamanda 2016'da evden hırsızlık. Sabıkalı yani. 2017'de taksirle yaralama. 2019'da kaçakçılık kanununa müdahale, muhalefetten suç dosyaları oldu ortaya çıkıyor. Yani aynı şahıs aynı zamanda kaçakçılıktan ifade vermiş, hakkında dosya açılmış ama kaçakçılıkla mücadele edilmesi gereken biriminde de görevli olarak işe giriyor. Fakat onun geçmiş yıllarında kendisini ilçe başkanı olarak tanıtıyor, kaymakamlarla görüşüyor, silahlı özel güvenlik birimine giriyor ve her nasıl oluyorsa güvenlik soruşturmasından da bir şekilde geçiyor. Peki bu şahsın bizim öldürülen Mehmet Mansur İleri ile olan ilişkisi nedir? Orası önemli. Mehmet Mansur İleri ilk 2020 yılında durum kendisine gelen tehdit mesajları sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulunuyor. Antalya? Evet. Orada tatildeyken, bir özel otelde, tatildeyken kendisine gelen, cep telefonuna gelen bir mesaj sonrası 2020 yılında benim bilgilerim dinleniliyor. Kayıt dışı bir şekilde bu bilgilerim üçüncü şahıslar tarafından paylaşılıyor. Ve hayati tehlikem var. Hayatımdan ve ailemin hayatından endişeliyim diyor. Peki şeyi merak ettim. Yani ne iş yapıyor? Onunla yani kendisini biraz tanıtır mısın bize? Yani öldürülen maktul kim? Mahsun İleri devletle arası iyi olan, işte polislerle, jandarmayla fotoğrafları olan ama bölgede tamamen bir iş insanı olarak tanınan, hatırı sayılır bir mala sahip olan, mülkü olan bir şahıs. Fakat Erdal Hükenek ileriki aşamalarda nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu söylüyor. Onu adım adım gidiyorum ki karışmasın, kronolojik sıra bozulmasın diye. 2020'de bu iş insanı olan Mahsun İleri Antalya'da bir otelde tatildeyken cep telefonuna gelen bir mesaj sonrası tehdit edildiğini söylüyor ve gelen telefon mesajlarıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor ve suç duyurusunda şunu söylüyor. Benim telefonlarım dinleniyor. Dinlenen telefonlarım üçüncü şahıslarla paylaşılıyor ve benim gittiğim yerler an be an bana tehdit mesajı atan kişiler tarafından biliniyor ve bana mesaj yoluyla gönderiliyor diyor. Daha yani sonra, şöyle bir şey çıkıyor ya, bu emniyette devlette olan bir olanak, yani cep telefonu sinyal bilgilerinden nerede olduğunu tespit etme. Zaten cinayetin sadece cinayet olmadığı, işte bugünkü dosyaya konu olmasının sebebi de orada ortaya çıkıyor. İş burada çetrefilli bir hale dönüyor. Normal bir cinayetin dışından bir profilden bahsediyoruz. Daha sonra suç duyurularını bile istisna tekrar ediyor. Fakat hiçbir şekilde bununla ilgili sadece ifadeler alınıyor. Sinyalların nereden geldiği tespit edilemediği gerekçesiyle de dosyalar bir şekilde düşüyor. 2021 yılında Mahsun İleri bu kez Van'da bir polis karakoluna giderek ilk defa Erdal Hükeney'in adını veriyor. Diyor ki ben bu şahısla birlikte bazı ticaretler yaptım. Fakat kendisi sürekli benim bilgilerimi paylaşarak, evimin önüne gelerek, nerede olduğumu da bilerek ailemi ve beni istikrarla tehdit ediyor ve kendisinden şikayetçiyim diyor. Erdal Hükeney'in ifadesi alınıyor, serbest bırakılıyor. Yani kendisini öldürecek insanın ismini bile vermiş. 2021'de ilk defa veriyor. Dolayısıyla ifadesi alınıyor Erdal Hükeney'in ve sonra tekrar ifadesinin ardından serbest bırakılıyor. 2022'de dosyayı genişletiyor. Mahsun İleri bunlarla baş edemeyince dosyada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki 2020 yılında, ki zaten ilk tehdit de o zaman gelmişti. 2020 yılında benimle ilgili bir dinlenme kararı aldı Van Cumhuriyet Başsavcılığı diyor. 2 ay boyunca telefonları dinlenmiş ve hiçbir suç unsuruna rastlanamadığı için kovuşturmaya yer olmadığına dair dosya karara bağlanmış. Fakat bu 2 ay içerisinde kendisine gelen ilk tehdit de dinlenme tarihinden 15 gün sonra zaten. Diyor ki bu tehdit tarihler içerisinde benim bilgilerim, dinlenen bilgilerim, telefonlarım üçüncü şahıslara paylaşıyor. Onlardan biri Erdal Hükenek'tir diyor ve suç duyurusunda bulunuyor. Buna rağmen yine ifadeler alınıyor ve herhangi bir şey bulunamadığı için yine bütün taraflar serbest bırakılıyor. Daha sonra son bir şey suç duyurusunda daha bulunuyor. Bu sefer karakol değiştiriyor. Yani suç duyurusunda bulunduğu karakola da itimat etmiyor. Yeni bir karakol değiştirme ihtiyacı hissediyor. Ve gittiği karakolda bu kez
onu dinleyen istihbarat amirinin, onu dinleme kararı veren o kaçakçılık organize, jandarma kaçakçılık organize müdürlüğünün komutanının, ki kendisi tabur komutanı o dönem, onların ismini veriyor ve Erdal Hükenek'le beraber çalıştıklarını iddia ediyor. Neyle çalıştıklarını söylüyor? Uyuşturucu ticaretinde. Uyuşturucu ticaret. Uyuşturucu kaçakçılığında bu ekiple birlikte çalıştıklarını... Bir istihbaratçı, emniyet istihbaratçı ve bir jandarma komutanı. Evet. Bir jandarma istihbaratçısı ve bir jandarma komutanı. Onun üstü. Hı hı. İkisinin adını veriyor. Yani bir subayla bir komutanın adını veriyor ve uzun bir dilekçeyle yaşananları tek tek anlatıyor. Hatta o dosyanın içerisinde uzaktan akrabası olan bir Özalt'ta çalışan bir korucunun adını da veriyor. Bu arada o korucu da bahsedilen subayın emir komuta zincirinin altında çalışan kişi. Onun adını verince savcılık ifade alıyor korucudan ve korucu Mehmet Masum İleri'nin söylediklerini 3 aşağı 5 yukarı doğrular bir ifade veriyor. İfadesi aynen şöyle: söz konusu adı geçen subay, çünkü şikayette bulununca, Mahsun İleri şikayette bulununca subay irtibata geçmeye çalışıyor Mahsun İleri ile ve bu korucuyu aracı ediyor. Ve korucu diyor ki doğrudur, subay beni aradı, Mahsun İleri'yi tanıyıp tanımadığımı sordu, ben de tanıdığımı söyleyince görüşmemiz gerektiğini söyledi ve ben kendi telefonumdaki WhatsApp uygulaması üzerinden bu ikisini konuşturdum. Konuşma sırasında da söz konusu subay hakkımdaki şikayetlerden vazgeçmesi gerektiğini ve vazgeçtiği takdirde maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapabileceğini söyleyerek Mahsun İleri aslında söz konusu suçtan vazgeçsin diye rüşvet teklif ediyor. Fakat Mahsun İleri bunları da kabul etmiyor. Daha sonra CİMER'e çok çarpıcı bir suç duyurusunda bulunuyor. CİMER'e yazıyor Mahsun İleri. Diyor ki ben Van'daki istihbarat eğer sağlanırsa istihbarat elemanlarıyla görüşmek istiyorum diyor. Fakat bu da cevapsız kalıyor. İstihbaratla ne görüşecekti hala kimse bilmiyor. En sonunda 10 Ocak'ta öldürülen Mahsun İleri tam öldürülmeden bir gün önce 9 Ocak'ta bu kez yine karakola giderek kendisinin öldürüleceğini söyleyip bir suç duyurusunda daha bulunuyor. Ve cinayet öldürülmesinden bir gün önce karakola gidiyor. Evet. Bir gün önce. Ve öldürecekler beni diyor. Beni öldürecekler, isim veriyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şunu bir kez daha hatırlatır mısın? Yani tam olarak bu şeyden hani tehdit edilen adamdan hissettikleri şey ne ki? Bir türlü dosyada o açığa çıkmıyor. Daha sonra öldüren kişi mahkemede, orayı da anlatacağım netleşsin diye. Öldüren kişi mahkemede şunu söylüyor. Diyor ki ben kaçakçılık işi yaparım. Doğrudur. Kabul ediyor, suçunu ikrar ediyor mahkeme huzurunda. Ve öldürdüğüm kişi benim ortağımdır diyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Fakat o dönem öldürülen kişinin sınır kayıtlarına bakılıyor. Hiçbir şekilde sınıra gitmediği de ortaya çıkıyor. Fakat söz konusu dosyada uyuşturucu kaçırdığını itiraf eden katil zanlısı hiçbir şekilde soruşturmaya tabi tutulmuyor. Yani mahkeme bu ifadeden dolayı ayrı bir dosya da açmamış henüz. Uyuşturucu kaçakçılığından soruşturmuyorlar adamı. Yok, henüz öyle bir dosya açılmadı hakkında. Yani bunu itiraf ediyor olmasına rağmen böyle bir dosya açılmıyor. Hemen orada bir daha bir başa da dönüp onu yeniden anımsatalım. Bir daha anlatalım. Yani uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını söyleyen itiraf kişi... İtiraf ediyor mahkemede. Uyuşturucu rotasında olan bir yerde özel güvenlik birimi de özel güvenlik olarak çalışıyor. Ve sabıkalı olmasına rağmen öyle ve kaçakçılığa kanuna muhalefetten evet. Sabıkası var daha işe. Ve kaymakamı herhalde. Kendisini AKP yöneticisi olarak tanıtıp odasında ağırlatabiliyor. Bunu da paylaşıyor. Milliyet'te haber oluyor. Bu haber oluyor. Milliyet'te haber oluyor bu iş. Milliyet'te haber oluyor. Daha da karışıyor mesele. Kendisinin uyuşturucu kaçırdığını İtiraf ettikten sonra mahkemede buna dair bir soruşturma açılmıyor. Avukatlar bastırıyor ama mahkeme yine bunun üzerine gitmiyor. Savcılık bütün tevzi tahkikat, yani dosyanın genişletilmesi taleplerini reddediyor. Daha sonra ben sadece aramızda bir alacak verecek meselesinden dolayı kendisini öldürdüm diyor ve dosyayı sadece bu alana sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat daha ilginç bir nokta, yine o subaylarla savcıların arasında geçen ciddi bir HTS kaydı ortaya çıkıyor. Sürekli görüşmeler var. Fakat bunlar da araştırılmıyor. Dosyanın arkasında kim olduğu yine görülemiyor. En önemli çarpıcı nokta Erdal Hükenek adlı şahıs neydi? AKP Başkan Yardımcısı olmadan kendisini öyle tanıtan ve sabıkası olmasına rağmen sınırın sıfırında çalışan, silah verilen, uyuşturucu kaçırdığım itirafına rağmen tutuklanmayan kişi
Aynı zamanda ben o dinlenmeyi alan ekipte, yani aslında ben Mehmet Mahsun İleri'nin beni dinleyip buna bilgi veriyorlar dediği ekibin de muhbir olduğunu itiraf ediyor. Diyor ki ben aynı zamanda kaçakçılık organizanın, ya o jandarma ekibinin muhbiriyim ve oradan geçen şeylerin haberini veririm diyor. İzlenme ve dinlenmeye sebep olan ihbarı da o yapmış oluyor. Şimdi tetikçi daha 3 yıl evvelinde aslında Mahsun İleri'nin dinlenebilmesi için asılsız bir ihbarda bulunuyor. Ve söz konusu subayla komutan bu asılsız ihbarı değerlendiriyor. Hakkında olmayan iddiaları dilekçeye sunuyor. Ve onunla ilgili savcılıktan 2 ay boyunca dinlenme kararı çıkartıyorlar. Daha sonra CİMER'e yazan Mahsun İleri dinlenme kaydının ona geldiği bilgisinden sonra diyor ki benim adıma kayıtlı olmayan eşimin de telefonlarını dinliyorlardı. Yani hukuken olmayan, olmaması gereken ne varsa oluyor ve 3 yıldır beni öldürecekler deyip tek tek isim veren, uyuşturucu ticaretinde olduğunu itiraf eden tetikçi tarafından bir gün önce şikayet etmiş olmasına rağmen göz göre göre evinin otoparkında henüz aracı park etmemişken, orası çok önemli, yani aslında maktulün, Mahsun İleri'nin oraya geldiğini de biliyor. Henüz aracını park etmemişken kapıda beliriyor ve iki el vücudunun çeşitli yerlerine, sonra da öldüğünden emin olmak için bir elde kafasına sıkarak olay yerini terk ediyor. Bütün dosya bu haliyleyken sadece tek kişi yargılanıyor. O da görüntülerde sabit, suçu sabit diye kasten adam öldürmeden Erdal Hükenek yargılanıyor. Bütün talepler, hukuki talepler, itiraflar, dosyanın işte bir savcının yapacağı şeyi gazeteci olarak bizler yaptık. Bütün belgelere, bilgilere rağmen subaylar dinleniyor ama bu dosyadan, bu aşamadan sonra dosyaya yeni bir katkı sunmayacağı gerekçesiyle dosyadan dinlenmeleri de düşürülüyor. Ha bir de ikinci kişi de var. Yani o ikinci kişi de yani cinayete yardım sonuçta. Yani onu da bir şekilde dava dışında bırakıyorlar. İfadelerinde haberim yoktu zaten. Beni oraya götürdü. Yalnız bırakmak istemedim. Biz karşıdaki kafede oturuyorduk diyor ki zaten o da ne yaptın diye serzenişte bulunuyor arkadaşı. Bu otoparkın kamerası. Otoparkın güvenlik kamerası. Ben şunu anlamıyorum. Bu kadar istihbaratçılarla kaçakçılık yapan, İran'la Van arasında mekik dokayan, işte kaymakamı kandıran her neyse. Böylesi bir suçlu, kamera olan bir yerde böylesi bir cinayeti nasıl işleyebilir? Yani kameranın otoparkta olduğunu bilebilir diye tahmin ediyorum. Yani saflığından mı, cesaretinden mi? Saflığından mı, cesaretinden mi? Yani? Evet. Ya da verilen talimatın artık kesin olarak yerine getirilmesinden mi? Evet. Zaten bunu sorması gereken yer savcılık ve adliye makamları olduğu için buradaki dosyada da işte bugüne konu olmasının sebebi bu. Neden? Niye? Peki son